Ben Türk Kurtuluş Savaşı ama Yunan kaynaklarında Küçük Asya felaketi, Stereo Berberakistan, bu tarihi olayı dinlemek istiyoruz. Evet. Buyurun efendim. Şimdi tabii Yunan kaynaklarına göre bu 1919'da İzmir'e çıkan Yunan askerleri, Yunan ordusu daha doğrusu, İngiltere'nin Yunanistan'a vermiş olduğu talimattan sonra oluyor. Ve aslında belirli bir zon içinde kalması gerekiyordu Yunan ordusunun. Yani Bursa'dan başlayıp Ege kıyılarında aşağı Foça'ya kadar, aşağı yukarı takriben ve Aydın'ı da içine almak üzere orada kalmaları gerekiyordu. Ancak bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra Yunanistan'da bir seçim oluyor ve muhalefet partileri bir blok oluşturup slogan olarak da işte bizim Yunan askerlerinin Anadolu'da ne işi var, bunların Yunanistan'a geri dönmesi gerekir sloganıyla seçimleri kazanıyorlar. Fakat iktidara geldikten sonra değil Yunan askerlerinin Yunanistan'a çekilmesi, Ankara'ya doğru ilerlemeleri için bir karar alınıyor. Tabii bu muhalefet partileri iktidara geldiğinde İngilizler ve Fransızlar tarafından neredeyse nefret edilen Yunan kralı da sürgünden geri getiriliyor Atina'ya. Onun sayesinde, onun talimatıyla Ankara'ya ilerleyince tabii bozguna uğruyor. 500 kilometrelik bir yol ve o zamanın şartları, bir de Kurtuluş Savaşı'nda Türk işte Mustafa Kemal'in direnişiyle başlayan savaşın sonucunda tabii bozguna uğruyorlar. Bu nedenle zaten Küçük Asya felaketi olarak adlandırılıyor. Felaketin önemli bir parçası da tabii Lozan Anlaşması'yla ortaya çıkan mübadele, yani karşılıklı mübadele anlaşması olmuştu. Unutmamak gerekir ki Anadolu'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Rum Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan da aşağı yukarı 500 bin Türk o zamanlar Türkiye'ye yönlendirilmişlerdi. Bu açıdan da bakıldığında tabii bir felaket yaşanmışlığı olarak. Küçük Asya felaketinde Yunan kaybı nedir efendim? Asker kaybı veya kaç bin askerle çıkmışlardı? Yani şimdi 200 bin kadar askerle çıkmışlardı. Tabii yani bu savaş sürdükçe takviyeler de geliyordu. Yani Yunan kayıtlarına göre halk dahil aşağı yukarı 100-150 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Türk kaybı nasıl geçiyor Yunan kaynaklarında? O konuda fazla bir bilgi yok. Yani Türk kaynaklarında nasıl ki Yunan kaynaklarıyla ilgili bir bilgi yoksa, aynı şekilde Yunan kaynaklarında da Türk kaynaklarıyla ilgili pek bir... Bir aydın olarak, hem Türkiye ile yakın gönül bağı olan bir aydın olarak Yunanlı, ne dersiniz, ne yapılabilir? Tarihten ders ve ibret noktasında neler... Zaten yani tarihten ders almadıkça ilerleyemez insanlar. Bu nedenle bu yani bunları gerçekten yani arşiv çalışmaları yaparak, gidip gelerek, Türkler ve Yunanlılar birbirlerini ziyaret ederek, bunları konuşarak belki yani geçmişte işlenen hataların veya cinayetlerin diyeyim bir daha tekrarlanmaması için güzel bir temel oluşturacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Stereo Bey. Ben de teşekkür ederim. Stereo Bey, neler söylersiniz Kocaeli Zirve ile ilgili ama analarınızın memleketi ile ilgili? Şimdi Kocaeli Zirvesi önemli bir zirve tabii. Bunun her yıl olması gereken bir zirve. Ve en azından işte bizim gazeteciler olarak karşılaşmış olduğumuz sorunların kendi aile efradı içinde tartışmamız, görüşmemiz ve bir çıkış yolları aramız gerekir açısından önemli olarak görüyorum. Ve çok da güzel konuşmalar dinledik. Görüş alışverişinde bulunanlar oldu. Gayet güzel, inşallah devam eder. Şimdi analarımıza, babalarımıza gelince benim anne tarafım Giresun'la Şebin Karahisar arasında kalan bir yayla köyünden. Oğullar mübadeleyle Yunanistan'a göç eden anneannem. Annesini, çocuğunu yani benim annemi bebek haliyle İstanbul'da Yunanistan'a giderken, gemilere binerken o hengamede kayboluyor. Kaybediyor çocuğunu yani bebeğini. Ve anneme Yeniköy'de, İstanbul'da Yeniköy'de başka bir Rum ailesi tarafından büyütülüyor. Anneannem Yunanistan'a gittiğinde
sürekli arıyor annemi. İşte Kızılay, Kızılay vasıtasıyla 30 sene sonra kavuşuyorlar birbirlerine. Tabii annem bunu duyunca şok oluyor. Çünkü kendisini büyüten aileyi anne baba olarak kabul ettiği için 30 yaşına geldiğinde işte senin annen aslında Yunanistan'da yaşıyor dediklerinde şok oluyor tabii. Ondan sonra birbirlerine kavuşuyorlar. Ama annem Yunanistan'a gitmiyor. İstanbul'da hayatına devam ediyor. Onun için ben de burada doğmuş oldum yani. Türkiye doğumlusunuz. Çok güzel. Ankara'da doğdum. Ankara'da büyüdüm. Babamın işi icabı İstanbul'dan Ankara'ya göç etmişti zaten. Babam da Kadıköylüdür. Giresun'a gittiniz mi efendim? Gittim. Nasıl buldunuz Giresun? O yayla köyünü de gördüm. Çok çok duygulandım. Orada beni çok çok iyi ağırladılar. Anneannemin evinde ağırladılar. İstediğin kadar kal oğlum dediler. Aileni de getir dediler. Yani gerçekten bir daha da gidemedim. O zaman inşallah... benim misafirimsiniz. Ben de Giresunluyum belgeselci olarak. İnşallah. Sizleri... Büyük memnuniyetle. Herhalde bahar aylarında olur değil mi? Birlikte gideriz. Çok yağış alıyor çünkü oraları. Fındık bahçelerinde gezeriz. İnşallah. Yaylalara çıkarız. İnşallah. Efendim Kocaeli ile ilgili birkaç cümle söyleyin desek. Vallahi Kocaeli'ni ben Ankara'dan İstanbul'a sık sık giden gelen bir genç olarak işte hani trenle geçerdik İzmit'ten şuradan buradan. Küçücük yerlerdi. Tabii şimdi sanayi bölgesi olmuş. Bayağı genişlemiş. 2 milyona ulaşmış. Gerçekten güzel yani. Hoşuma gitti diyebilirim. Tabii bu yol inşaatları da bittikten sonra herhalde daha güzelliğe kavuşur gibime geliyor. Teşekkür ediyoruz Taryo Bey. Teşekkür ederim.